Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 25 Eylül 1 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet haftanın ilk 3 günü ay sizin burcunuzda olacak. Bu kuşkusuz duygusal enerjinizi arttıracak. Aynı zamanda hem ruhsal hem bedensel biraz daha hassas olabilirsiniz. Yani kendinize de özen göstermekte fayda var. Çarşamba günü Ay Satürn'le de kavuşacağı için bu biraz böyle kendinizi yorgun hissetmenize, keyifsiz hissetmenize neden olabilir. Çarşamba akşamından itibaren Ay Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Özellikle cumartesi sabahına kadar olan dönemde ise parasal konulara daha fazla odaklanacaksınız. Zaman zaman parasal yükümlülükler, sorumluluklar, tabii ki üzerinizde biraz hani finansal anlamda endişe ve kaygı verebilir. Ama bir yandan da bütçenizle ilgili ya da yeni kazanç imkanlarıyla da ilgili gerçekten işe yarar, güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönemi verimli değerlendirebilirsiniz. Çünkü Merkür, Venüs, Mars Başak Burcu'nda ilerliyor. Bu hafta kariyer evinizde de güçlü gezegen hareketleri var. Ay Oğlak Burcu'ndan geçerken iş, kariyer ve parasal kazançlarınızla ilgili verimli gelişmeler olması, fırsatlarla karşılaşmanız veya bazı süreçleri iyi bir şekilde, pratik bir şekilde çözüme ulaştırmanız, kendi menfaatinize yarar sağlamanız mümkün görünüyor. Evet, ve hafta sonu Ay Kova burcunda olacak. Özellikle yakın çevre ilişkileriniz öne çıkacak gibi görünüyor. Tabii ki kısa seyahatler yapabilirsiniz. Şehir içi geziler olabilir. Kardeşler, komşular, daha fazla hani böyle hayatınızda iletişimin öne çıkacağı, haber trafiğin öne çıkacağı bir hafta sonu, hareketli bir hafta sonu sizi bekliyor olacak. 30 Eylül'den itibaren Merkür Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. Bu sizin için faydalı bir geçiş. Terazi Burcu'ndaki Merkür 17 Ekim'e kadar 11. evinize transit edecek. Bu dönemde buradaki Güneş'le ve Jüpiter'le de birleşecek. Dolayısıyla bu önümüzdeki yaklaşık 17 günlük süreç özellikle sosyal anlamda size daha fazla fayda sağlayabilir. Hızlı gelişmeler olabilir, yeni tanışmalar olabilir, arkadaşlardan daha fazla destek alabilirsiniz. Toplantılara, görüşmelere katılabilirsiniz. İş amaçlı eğitimler, seyahatler, projeler bu dönemde daha fazla gündemde olabilir sevgili yaylar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.